Gençlik merhaba. AYT biyoloji denemelerimize devam ediyoruz. Hemen bu 12. denememiz tabii ki birinci sorumuza başlayalım. Fotosentez sırasında su molekülü aşağıdaki gibi ayrışır diyor. Ayrıştırmış zaten suyu elektron, hidrojen ve oksijene dönüştürmüş. Buna göre su için ifadelerinden hangileri doğrudur? Atmosfer için oksijen kaynağıdır deriz gençler. Evet bakın buradaki oksijen biliyorsunuz atmosfere veriliyor. Su parçalanır. Buna fotoliz diyoruz ve bu hidrojen ile oksijen ayrışır. Oksijen atmosfere gider. Hidrojen de bir süre sonra besine gidecektir. Elektron e, taşıma sistemi için elektron kaynağıdır derse yanlış olur gençler. Buraya dikkat edeceğiz. Besin için hidrojen kaynağıdır. Evet bakın buradaki hidrojen besine geçer ve burada ne ADP molekülü bu hidrojeni alır. ışıklı evreden ışık evreye götürerek orada besin habısına kadar. Şu elektron ise klorofilin yapısına aktarılır. Bakın ETS için elektron kaynağı değildir. Elektron kaynağı kimin elektron kaynağıdır? Klorofil için elektron kaynağıdır. O yüzden cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani direkt bu işte rol almadı gençler. O yüzden de cevabımız ne olacaktır? Cevabımız burada D şıkkı olacaktır. 2. Ökaryot bir hücrede meydana gelen gibi metabolik olaylardan hangileri zarlı bir organel içerisinde gerçekleşmek zorunda değildir. Bakın glikoliz sitoplazmada gerçekleşiyor. Herhangi bir organel olmadı. Krebs döngüsü mitokondride olur. Bakın buraya dikkat edelim. Ökaryot demişiz zaten. FADH2. Bakın bu da zaten Krebs döngüsünde oluşuyordu. E, bu da mitokondri içerisinde olur. ATP sentezi glikolizle ee, aynı yerde oluyor zaten. ATP glikolizde oluyor zaten. Bu da sitoplazmada olur. O zaman bir organele ihtiyaç duyulmuyor. Ha tamam mitokondride de üretiliyor ama zarlı bir organel içerisinde gerçekleşmek zorunda değildir. O yüzden de gençlik 1 ve 4 deriz cevapta D şıkkı olur. Hemen bakalım üçüncü soruya. Aşağıdaki şekilde insan göz küresinin kesiti verilmiştir. Bakın burada kornea vermiş, göz bebeği, kirpiksi kaslar, göz merceği ve sarı benek verilmiş. Göz uyumunda şekil değiştirerek rol alan kısımlar şekilde hangi numaralar ile gösterilmiştir? Gençlik bu çok önemli aslında. Bakın göz uyumunu çok iyi bilin. Göz uyumu sınavda büyük ihtimalle gelecektir. O yüzden dikkat edelim. Bakın dikkat ederseniz denemelerimizde göz uyumuna e, bayağı iyi yer vermeye çalışıyoruz. O zaman göz uyumunda ne olurdu? Özellikle uzağa veya yakına baktığımız zaman, bakın burada göz bebeği değişirdi, kirpiksi kaslar değişirdi, göz merceği değişirdi. Bir de burada ne olurdu? Burada asıcı bağlar var zaten vermemişiz. O değişirdi. Bir de damar tabakasında bir değişme olurdu ama sarı benekte veya korneada herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. O yüzden de cevabımız ne olacak? 2, 3 ve 5 olacak. O da 5 şıkkı olacaktır. Evet 4. Bir süre kendi etrafında dairesel bir hareket çizerek dönen bir insanın yere oturduktan sonra baş dönmesi hissinin devam etmesinin nedeni gibi olaylardan hangileridir? Yarım daire kanallarındaki sıvıda basınç dalgalarının kendinin artması bu e, dengeleme ile ilgili ama bu durumla alakalı değil. O yüzden bunu elerim. Östaki borusunun basınç değişikliğini ayarlayamaması bu da gençler kulak zarındaki patlamanın engellenmesi yani kulak zarının dengelenmesiyle alakalı bu dengele ilgili değil. Yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin devam etmesi bakın yani durduğun halde sıvı hareket ettiği için bu da baş dönmesine sebep oluyor. Asıl sebep budur zaten. Tulumcuk ve kesecikteki reseptörlerin beyinciye sinyal göndermemesi. Zaten e, tulumcuk ve kesecik dönme hareketi ile ilgili dengeyi sağlamaz. Durma ile yani statik denge ile resept, e, ilgili e, dengeleme yapmaktadır. Yani hareket ile ilgili değil ki. Hareket ile ilgili olan yarım daire kanallarıdır. Peki tulumcuk ve kesecik ne ile ilgili? O da durma ile ilgili e, dengeni sağlamaktadır. O zaman hareketle ilgili olan olduğu için cevabımız da C şıkkı olacaktır. 5. Bir çocuğun uyluk kemiğinin periost tabakası tahrip olursa uyluk kemiğinde olaylarından hangilerine sıkıntı ortaya çıkmaz? Bakın burada periostun görevini bilmek zorundasınız. Periost ne yapardı? Beslenme, onarım ve koruma yapardı. Değil mi? Hatta derdeki bakın BOK okay, yapar bu. Dikkat öyle bir kodlama da yapmıştık. Beslenme, onarım, koruma hatta kalınlaşma da yapardı zaten. O zaman periyosta bir problem varsa kemik hücrelerinin korunmasında problem vardır. Kemin uzamasına problem olmaz. Çünkü kemin uzamasını periyost yapmıyor. Ne yapardı? Epifiz plak yapardı. Kemin onarılmasında da problem olacaktır. O zaman ortaya çıkmaz dediği için ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. 5 şıkkı diyeceğiz. 6. Aşağıdaki tabloda bazı besin maddelerinin kimyasal sindirimleri sonucu oluşan maddeler verilmiştir. Buna göre KSR kompleks maddeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? E verilmişti yazmıştı. Düzeltiriz bunu gençler. Verilmiştir. Evet. Şimdi bakın. Kan maddesi ağızda Maltoz ve dextrine dönüşmüş, sonra midede herhangi bir değişikliğe uğramamış, ince bağırsakta da glikoz, fruktoz ve galaktoz olmuş. O zaman bu nedir? Bu gülik, nişastadır veya glikojendir değil mi? Karbonhidrattır yani. S maddesine baktığımız zaman ağızda bir değişiklik olmamış, midede ise polipeptitlere dönüşmüş ve ince bağırsakta da aminasilere dönüşmüş ve bu da nedir? Proteindir zaten. Bir şık da var. E, R ise bakıyoruz ağızda midede bir şey olmamış ama ince bağırsakta yağsıydı ve gilisera da dönüşmüş. Bu da proteindir. Çok basit bir soru gençler ama bu tarz basit sorular da daha önce zaten geldi. O zaman cevap da 5 şıkıdır deriz gençler. 17. E, Covid-19 insanda solunum yolu hastalığına neden olan bir virüstür. Bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaştırılmasına bu virüsün özelliklerinden hangileri neden olabilir? Yani biz bu Covid-19 ile neden başarılı bir mücadele yapamıyoruz? Bir, mutasyon hızının yüksek olması. Bakın şu an işte İngiltere'de bilmem nerede falan söyleniyor ya çok fazla işte mutasyona uğradı. Hızı yüksek yani bu yüzden değiştiği için biz de buna bir şey yapamıyoruz çok. Akciğerlerde çoğalması bir neden değildir. Zaten muhakkak bir hücrede çoğalacak. Akciğerde çoğal... Yani biz bunun yöntemini bilsek istediği yerde çoğalsın onu hemen yok ederiz zaten. Ve antibiyotiklerden etkilenmemesi de önemli bir durumdur gençler. Zaten bütün virüsler aslında antibiyotikten etkilenmiyor. Ve bütün virüsler zaten mutasyonu hızlıdırlar. O yüzden de neden olabilir dediği için 1 ve 3 alırız. Ee, cevap da E olur gençler. 8. İnsan kalbinin yapısı ve çalışması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kulakçıkların kasılma süresi, karıncıkların kasılma süresinden fazladır dediği için bu yanlış olur. Karıncıkların kasılma süresi daha fazladır. Mesela karıncıklar yaklaşık olarak 30 saniye zaman alırken kulakçıklar 15'tir. O zaman tersini vermiş yanlış olur bu. Atar damarların kalbin çıkış noktalarındaki yarım ay kapakçıkları kanın geriye dönmesine engeller doğrudur bu. Karıncıklar ile kulakçıklar arasında kapakçıklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmazlar gençler. Bu karın kulakçıkların yaptığı basınç sonucunda açılır. O zaman bu bilgi de yanlış olur. Kalp kası kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasını yapabilir. Yapabilir. Çünkü kalp kası hücreleri arasında diskler var. Bu da birbirine uyarıyı e, iletme özelliği var. Hatta ne demiştik? Sinoatrial düğüm sıcaklık gibi etkenlerden dolayı kendi uyartısını kendisi oluşturabilir. O zaman bize neyi sormuş? Doğruyu sormuş. Doğrumuzda da 2 ve 4 olacak. Cevapta cevap 5 şıkı olacak gençlik. Hemen geçelim 9'a. İnsanda oksijen ve karbondioksidin kanda taşınması ile ilgili ifadelerine hangileri doğrudur? Karbondioksit daha çok bir karbonat şeklinde al yuvar içinde taşınıyor. Bakın daha çok bir karbonat şeklinde taşınıyor ama Al yuvarın içinde değil plazmada taşınır. O yüzden bunu elerim. Yanlış olur bu. Kan pH seviyesinin düşmesi sonucu hemoglobinin oksijeni bağlamaya olan ilgisinin azalması bor etkisi olarak adlandırılır. Doğrudur. Bor ne demiş gençler? pH'in düşük olduğu yerlerde yani asitliğin fazla olduğu yerlerde hemoglobin oksijeni bırakır ki buralarda nerelerdir? Doku kılcallarıdır. Aduvarlarda karbondioksitin suyla birleşmesini karbonik anhidraz enzimi sağlar. Evet, karbonik anhidraz enzimi biliyorsunuz tersinir çalışan bir reaksiyon bir enzimdir aynı zamanda. Cevapta eşlik oldu. 10. Normal bir insanda karaciğer toplar damarında bulunan kandaki üre miktarının fazla olmasına gibi moleküllerden hangilerinin yıkımının artması neden olur? Yani üre ee, Azotta da bir bileşiktir kısaca. Hangisinde azot var? Burada azot yok. Azot burada var. Burada azot yok ve burada da azot var. Biliyorsunuz proteinlerde ve e, amino asitlerde var. 2 ve 4 olur. Cevap da 5 olur. 11. Yapay seçilimde istenilen özellikleri taşıyan canlıların seçilerek çoğaltılması amaçlanır. Aşağıda verilen olaylardan hangileri yapay seçilim uygulamalarına örnektir? Bakın antibiyotiklere dirençli bakterilerin üretilmesini kimse istemez. Yani bunu istemiyoruz zaten. Bu istediğimiz bir şey değil. Kuraklığa dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi istediğimiz bir şeydir. Çiftliklerde seçilim uygulayarak daha hızlı koşan atların yetiştirilmesi bu da istediğimiz bir şeydir. Dane sayısı fazla olan mısır yetiştirmek bu da istediğimiz bir şeydir. Zaten ne diyor burada bakın? İstenilen özellikleri taşıyan, o zaman istenilen özellikler ne oldu? Daha kaliteli, daha verimli bir elde etmeye çalışıyor. Bu halbuki başımıza bela olacak bakteri demektir. Onu ne diye yetiştirelim? O zaman cevapta ne olacak gençler? D şıkkı 2, 3, 4 olacaktır. 12. Aşağıdakilerden hangisi bütün rena çeşitleri için ortaktır? Yani mesajcı rena, ribozomal rena ve taşıyıcı rena için. Organel yapısında yer alma bu ribo, e, ribozomal RNA'nın özelliğidir. Ortak olmaz. Protein sentezinde kalıp olarak rol oynama... Bakın bu e, mesajcı renan özelliğidir. DNA'dan sentezlenme bu ortak özelliktir gençler bakın. DNA'dan sentezlenme bu ortak özelliktir. Hepsi de DNA'dan sentezlenir. Amino asitleri tanıma... Amino tanıma bu taşıyıcı RNA'nın özelliğidir. Durdurucu kodon bulundurma bu da mesajcı RNA'nın özelliğidir. O zaman cevapta C şıkkı olacak. Son sorumuz gençler 13. Bir bitkinin yaprak suyuna azot ve fosfor elementlerinin ilavesine bağlı olarak gelişim aşağıda verilmiştir. Bitkiye verilen element. Sonra bir deney bir e, tablo veriyoruz zaten burada. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alınmıştır? Bakın azot e, yalnız fosfor verildiğinde bitkinin kuru ağırlığı az. Yani bitki az gelişmiş. Azot verildiğinden normal ama ikisini birlikte verildiğimiz zaman bayağı iyi gelişmiş. İkisini vermek daha mantıklıdır o zaman. Bitki gelişimini en çok fosfor etkilemektedir. Hayır bak. Bitki gelişmesini en çok ne etkilemektedir? Aslında azot daha fazla ikisi beraber olduğu zaman daha e, iyi iş yapıyor, gelişiyor. O zaman e, en çok fosfor etkilemektedir derse yanlış olur. Çünkü fosfor zaten vermişiz ama bitki gelişmemiş yani. Demek ki fosfora ihtiyacı çok yok. O yüzden cevapta zaten direkt aşıkı olacaktır. Tabi yine diğer şıkları okuyalım. Bitkinin iyi gelişebilmesi için hem azota hem de fosfora ihtiyaç vardır. Evet, iyi gelişmesi için ikisini beraber vermemiz gerekiyor. Bitki fosfor dışında diğer besleyici maddelere de minerallere de ihtiyaç duyar. Evet, fosfor dışında azota da ihtiyaç vardır. O zaman cevap doğru olur. Azot eksikliği, fosfor eksikliğine göre bitkinin gelişmesine daha olumsuz etki yapar. Tabii ki çünkü azot olmad azot normal geliştiriyor. Yani e fosfora göre daha fazla geliştiriyor. O zaman azot olmayınca daha kötü olacaktır. O zaman bu da doğrudur. Azot ve fosfor eksikliği fosfor eksikliğine göre bitki daha çok etkilemedik Nedir? Tabii ki yani ikisi eksikse bu eksikliğe göre çok daha fazla olacaktır. O zaman gençlik cevabımız A olacak. Evet gençler bu şekilde 13 tane tam ÖSYM ayarında soru çözdük. Dikkat ederseniz gençler eğer denemelerimizi çözüyorsanız göreceksiniz ki denemeler arasında uçuk kaçık bir ee, netiniz olmayacak. Yani netleriniz birbirine yakın olacak. Yani diyelim ki 10 yaparsınız, 11, 9 yaparsınız, 12 yaparsınız, 11 yaparsınız, 10 yaparsınız. 13 yaptığınız zaman işte 12 yaparsınız, 13 yaparsınız. 11'e düşersiniz bazen. Ee, eğer hep bu ayardaysanız bu denemelerin dengeli olduğunu, birbiriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Eğer bu şekilde bir uyumsuzluk varsa yani bazen diyelim 10 yapıyorsunuz bazen pat 5'e düştünüz. O zaman burada demek ki deneme e, kaliteleri arasında bir dengesizlik var ki onu muhakkak yaşıyorsunuz. Bazı denemelerde bakıyorsun 13 yapıyorsunuz diğer deneme pat düştün 5'e. Ya böyle bir deneme olamaz. Yani bu da denemelerin ayarsız dengesiz olduğunu ÖSYM e, e, ile uyumlu olmadığını aslında gösteriyor. Yani suç sizde değil. Deneme hazırlayanlarda aslında. aslında. E, zaten bu son ayların denemeleri çok daha önemli gençler. Özellikle e, sınava bir ay kala e, ki denemeler çok önemlidir. Yani e, çünkü yayın evleri en kaliteli denemelerini bu da tabii ticari kaygıdan kaynaklanıyor. Bu 200 lüktür aynı zamanda tabii. En kaliteli denemelerini son aya bırakırlar ki öğrenci onu unutmasın. Yani işte sınavda bakın bu yani herkes bu işi biliyor. Yoksa e, yani bilmeyen insanlar değiller ki. Ticari kaygıdan dolayı ne yaparlar? İlk baştaki denemelerini e, kaliteli sorular koymazlar. En sonunda bu kaliteli denemelerini yaparlar. O yüzden son e, denemeler çok daha önemli gençler. E neyse gençler çok uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.